Murat Bey'in sorusu var. Galatasaray ile ilgili sorusu. Markao'nun eksikliğinde Dong oradaki eksikliği giderir mi? Mehmet abi diye sormuş. Bence çünkü olmadığı zaman oynadı. Dong şöyle bir şey. Dong sıkıştığın noktada Joker gibi zaten Fatih Hoca kullanıyor onu. Onun gibi belki ondan onu beklemek kolay değil ama Dong oynadığı maçlarda bence çok katkı vererek oynadı. Hem yeri geldi, hücuma gitti, skor katkısı da yaptı. Bence çok fazla aratacağını düşünmüyorum. Yani oynayabilir, çok rahat da iş yapar. Bu arada Radamel Falcao'nun da antrenmanı tamamlayamadığını biliyoruz. Bu da tabii kafalarda soru işareti uyandırdı. Cagne de onun yokluğunda çok bekleneni veremiyordu. Acaba oynayacak mı Sivas maç karşılaşmasında diye. İlerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili detayları paylaşacağız sizlerle. Tam hani Falcao verim alınacak derken böyle bazı sıkıntılar çıkıyor. O sakatlık soru Evet. işareti hep transferi sırasında da konuşulan o konu. Yine şu anda gündemde antrenmandaki bu sakatlık sonrası. Şimdi Falcao ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Falcao'yu tartışacak bir tarafı yok. Tabii biz biraz acımasızca eleştiriyoruz. Geçen yılda çok fazla oynamamasına rağmen ve de kötü olan bir Galatasaray pandemiden, çünkü pandemi bütün oyuncuların üzerinde çok farklı bir hava yarattı. Yani onda oyuncuların üzerinde çok fazla ben konuşmuyorum. Çünkü pandemi çok farklıydı. Ama şu an bakıldığı zaman son maçta biz Cagney'i belki eleştiriyoruz. Hani 50-55 dakika oynadı eleştiriyoruz ama Cagney'i dize sen kullanmazsan, ona çok fazla top getiremezsen de o da çok fazla etkili olmaz. Geçen sene Falcao oynadığı zaman da aynısını söylediler. Çok etkisiz diye. Sen ona o topu, ben santrafor oynadım. Sen o topu ona getiremezsen, yaklaştıramazsan, kanatlarını çalıştırmazsan, ki Cagney tarzında bir oyuncuyu eğer kanatlardan çok besleyemezsen o zaman o oyundan çok etki bekleyemezsin. Ama Falcao'nun şu durumda, eğer sakatlık, inşallah büyük bir şey yoktur, eğer oynamazsa Galatasaray için bence çok büyük dezavantaj. Eğer dedim bakalım Sivas maçında oynayacak mı oynamayacak mı Radamel Falcao, Galatasaray ile ilgili gelişmeler Aspor muhabiri Emre Kaplan da telefon attığımızda. Teşekkürler Melike. Falcao ile ilgili durumu hemen ifade etmeye çalışalım. Bugün sabah antrenmanında sağ üst ön arka adele grubunda bir ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı Kolombiyalı Yıldız. Tabii son dönemde Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında Markao ve Saracchi de yine adale problemleri yaşamışlardı. Darbeye bağlı olmayan bir takım sakatlık problemleri yaşamışlardı. Falcao'nun durumu da buna benzer. Yarın kesin sonucun açıklanacağını ifade etti Galatasaray kulübü ama bizim aldığımız bilgiler Falcao'nun oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde. Evet, adalesinde bir ağrı hissetti ama tabii bununla ilgili net açıklamayı Galatasaray kulübü yarın resmi olarak gerçekleştirecek. Bir zorlanma mı var yoksa daha ciddi bir problem mi var? Şu an itibariyle bizim edindiğimiz izlenim, bizim aldığımız bilgiler Falcao'nun Sivas maçında oynamasının oldukça zor olduğu şeklinde. Tabii kırmızı kart cezasını tamamladıktan sonra bu hafta takımın en önemli gol silahı olması bekleniyordu Kolombiyalı oyuncunun. Bu biraz moral bozukluğu yaratmış durumda Florya'da ama yarınki resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Ama dediğimiz gibi bize ulaşan bilgiler Falcao'nun oynama ihtimalinin düşük olduğu şeklinde. Yine benzer sakatlık problemleri olan isimler var Galatasaray'da. Yine Adale zorlanması problemi yaşayan isimler var ki bunlar Markao ve Saracchi'ydi. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü mücadelesini yarıda bırakmak durumunda kalmışlardı. Bu iki oyuncunun da oynamaları pek mümkün gözükmüyor Sivas maçında. Bu hafta içerisinde durumları denendi. Biraz aslında oyuncuların da oynama konusunda iradeleri, istekleri vardı. Ve bu nedenle hem sağlık heyeti hem teknik heyet oyuncuların durumunu görmek istediler ama bugüne kadar henüz sahaya çıkabilmiş değiller. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyorlar ve Sivas maçında da oynamaları dediğimiz gibi çok yüksek ihtimal değil gibi gözüküyor. Sakatlar arasında şu anda Galatasaray'da tek pozitif durumun Yunes Belhanda ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta o da sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyememişti. Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamamıştı. Bugün takımla çalışmalara başladı ve Belhanda'nın Sivas maçında ilk 11'de yerini almasını bekliyoruz. Yeniden kadroya dönmesini bekliyoruz ama Falcao, Markao ve Saracchi isimleri Sivas maçında oynamaları pek mümkün gözükmeyen isimler gibi ama Falcao ile ilgili yine bir soru işareti bırakmakta fayda var. Galatasaray Kulübü'nün yarın yapacağı resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Ama Markao ve Saracchi'nin durumlarını biliyoruz ki bugün de kendileriyle ilgili durum gözlendi. Sahaya çıkıp çıkamayacakları, çalışmada yer alıp alamayacakları ile ilgili durum gözlendi ama henüz o seviyeye gelmedikleri anlaşıldı ve yine özel program dahilinde çalışmayı sürdürdüler. Bu dört isim arasında Sivas maçında sadece Belhanda'nın oynaması
şu an itibariyle en azından mümkün gözüküyor. Falcao ile ilgili durumu da yarın çok daha kesin ifadelerle aktarabiliyor olacağız diyebiliriz Melike. Peki Emre Kaplan, şimdi Cagney'in performansı da beğenilmiyor, düşük. Orada Fatih Terim'in başka bir oyuncuya şans verme ihtimali ne? Senin bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Ali Yavuz Kol orada forma giyebilir mi, şans bulabilir mi Sivas karşısında? Aldığın son bilgiler Falcao'nun yerine, evet belki net değil ama hani oynamaması ihtimalinde hangi isimler düşünülüyor? Açıkçası Falcao'nun alternatifi olarak görülen isim şu anda Cagney'in bir tık önünde görülen isim Ryan Babel Galatasaray'da. Center for mevkiinde kullanılması anlamında Ryan Babel geçtiğimiz hafta Cagney'in performansından sonra aslında biraz teknik heyet kendisiyle ilgili negatif bir karar verdi ve bundan sonraki süreçte de Cagney ile ilgili durumun Galatasaray adına çok da ilk 11'de olabilecek şekilde, en azından mecburi olmadıkça ilk 11'de olabilecek şekilde olmadığını söyleyebiliriz. Falcao oynamazsa, ki oynamaması yüksek ihtimal, santrfor'da Ryan Babel'i görebiliriz Galatasaray'da Sivasspor deplasmanında. Peki, teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı bize. Tam da önümde Falcao oynayacak mı Sivas maçında sorusu vardı. Bir de cevap bulmuş oldu. Böylelikle Babel'le ilgili hep söylediğin vardı. Babel'e lens muamelesi yapmayalım diyordun. Maçta iş başa düşecek Babel için herhalde. Şimdi Falcao diyelim oynamıyor. Hadi geldi Babel'e lens muamelesi yapılsın. Olmaz, senin kurtarır. Yani kaliteli bir oyuncu. Birincisi sürekli kendisi söyledi. Yani bana para lazım. Ben sürekli fatura ödüyorum. Futbol bıraktıktan sonra nasıl para kazanabilirim? Üzerinde de çalışıyorum. Diyen bir adam vücuduna bakar, kendine bakar, oyununa bakar, oyununu geliştirir. Galatasaray'a geldiğinde nereden geldi? Şimdi İngiltere'den geldi. Küme düştü takımı ama o takımın en iyi futbolcularından biri de. O iş başka. Küme düşmesi hiç önemli değil. O iş başka. Dolayısıyla böyle kaliteli bir oyuncuyu tamam Liverpool'daki Babel değil. Tabii ki. Olsa gelmez zaten. Kaç sene önceydi. O başka. İşte. Ama sonuç itibariyle bir kumaşı var adamın. Ama ben yine Cagney diyorum. Yani çünkü o ayrı. Hocanın mesela zaten başka Babel alternatif yok. Yani ama şu en azından Babel gibi bir yardımcı forveti olması büyük avantaj. O nasıl olur? Bence yine Cagney'le başlar. Çünkü eğer şöyle bir durumda Cagney'siz başlayıp da devşirme oyuncuyu sen santrafora koyarsın, o bir defa zaten Cagney'in yıkıma uğratır. Bitirir. Tabii. Ya çünkü bir santraforsun, devşirme oyuncuyu bu tarafa alıyorsun. Ama aynı anda Babel'i de kadroda tutar. Yani ya o bence maçın gidişatına göre. %100. Eğer ki başlar Cagney'le, eğer sıkıntı yaşarsa o zaman dediğin gibi o noktaya Babel'i çeker. 11'de kanatta Babel'i kullanıp daha sonra orada başka bir oyuncuyu değerlendirip Cagney'i alıp yine Babel'i forvete çekebilir. İçeride çözüm üretecek bence. Yani evet. Saha içindeki çözümü zaten iki oyuncu da bence sahada olacak. Fatih Hoca'nın şapkadan tavşan çıkartacağı bir maç. Çıkartması gereken bir maç. Evet. Eğer Falcao yoksa. Bir de arka taraf var. Arka tarafta da eksikler var. Evet. Emre Kaplan zaten söyledi. Olabilecek, oynayabilecek ve oynayamayacak oyuncuları. Galatasaray için zorlu bir hafta olacak diyebiliriz ki zaten zor bir süreçten de geçiyor. Sivasspor bir maç yaptı. Tabii onun yorgunluğu mutlaka olacaktır. Hem fiziksel hem de mental anlamda. Bu tür maçlardan zaten sonra toparlamak çok kolay değil ama Galatasaray ismi. Şimdi bugün Sivasspor veya Villarreal karşısındaki Sivasspor yahut Manchester United karşısındaki Medipol Başakşehir'in iyi oynama nedenlerinin en önemlisi karşındaki takımın adını seni zaten konsantre motive ediyor. Hocanın ekstra motive etmesine gerek yok. Şimdi burada da tabii Sivasspor'lu futbolcular karşısındaki kim var? Galatasaray var. İsim seni motive ediyor mu? Ediyor. Belki Galatasaray dışında orta sıradan bir takım olsaydı Sivasspor'un karşısında o maçı bu maçta olacağı gibi motive olmayabilirlerdi. Böyle bir avantajı var Rıza Hoca'nın. Fatih Hoca'nın da avantajı işte rakibinin hafta içinde maç yapmış olması. Bu Falcao'nun sakatlıkları mide bulandırmaya başladı. Devre arası bir forvet transferi olur mu diye sormuş izleyicimiz. Tabii olabilir ama ben Falcao'nun bu çok uzun süreli Arkadele normalde eğer zorlandıysa ki en başında bırakmış herhalde hissetmiş. Bir haftada toparlar. Ama eğer üzerine gitmiş olsaydı belki 3 haftadan başlar zaten böyle bir sakatlık. Oyuncu vücudunu iyi tanıyor yalnız. Bu zaten yani bilirsin zaten. Adele yapını zaten oyuncu gerçekten çok iyi bilir ki Falcao'dan bahsediyorsun. Ama şu gidişat şöyle. Tabii devre arasında kadar Falcao eğer sakatlık değil yine oynayın başlarsa Cagney'in performansı burada çok önemli. Hatta bir takas Beşiktaş'la alakalı bir takas Laiç falan. Laiç Cagney yani konuşuluyor. Ben şu an Galatasaray hocanın da zaten Cagney'den performans anlamında iyi bir şey aldığını görmüyorum. Yani bir santrafor sıkıntısı var Galatasaray takımında. Çünkü hala da şimdi
Babel normalde aslında forvet olan bir oyuncu değil, santrafor olan bir oyuncu değil ama mecburen o şartlar oraya çekilmek zorunda kalıyor. Demek ki o zaman Galatasaray'da bir santraforla alakalı bir sıkıntı var. Ve bu da devre arasında gündeme gelecektir. Bir sıkıntı da sakatlık problemi, Adele sakatlıkları. Emre Kaplan da telefonda söyledi. Sadece Falcao değil, çok sayıda oyuncu da